Merhaba arkadaşlar, YZFR 125 için kombin isteğinde bulundu bir arkadaşımız. Biz de ona uygun Shoei NXR ve Nexus X100'ün bu modelini sevdiğimiz için bunu çıkarttık. Bu modelin renklerini seviyoruz biz. Ona uygun da Vertex Air çıkarttık bir tane de mont olarak. Şimdi onların tanıtımını yapacağız. Daha bir şeyler de var tabi. Kaslarla başlayalım. Shoei NXR YZFR 125 için uygun oturuş pozisyonuna sahip bir kask tipi. NXR tercih edilebilir. Dış kapı fiber. Eğer NXR'a bütçe sıkıntısı olursa, tercih edilmezse yine Nexin SX100 modeli tercih edilebilir. Evet. İşte bu 3200'lerde falan galiba değil mi? 3200'lerde. Şu anda indirim söz konusu 3200 seviyelerinde. Normal etiket fiyatı 550 euro NXR'ın ama şu anda normalde 3.800 liralara geliyor ama şu anda 3.200 seviyelerine yani kadar düştü. Yani. O küsuratlarda, ben yine küsuratları söylemedim, düz olarak söyledim. Dış kabuk fiber, dış kabuk polikarbon %30 oranında kavukça sahip. Bu da mukavemetini artırıyor. İkisi de tercih edilebilir. Tamamen seçim size kalmış, bütçe meselesi. Mont olarak da Revit'in Vertex yine yeni nesil korumalarına sahip, ince korumalara sahip. Lakin darbeye karşı sertleşen level 2 korumalara sahip. Yine pazu ve bel ayarlı, bel destek ayarları mevcut. İç yapısı da astar yok. Direkt yazlık, fileli yapıya sahip bir mont tipi. Üst kısımlarında, omuz korumalarında silindir korumalar kullanıyor. Evet. Yeni nesil korumalar. Yani içinde de koruma var, dışında da var. Evet. Dirseklerinde de özel korumalara sahip. Bu montta yine diğer Revit montlar gibi sırt koruması ekstradan alıyorsunuz, fiyata dahil değil. Evet. Yani işte diğer özellikleri de kollarında cırt cırt var. Belini bağlamak için, yani belinize göre sıkmak için bel ayarlı. Yanında iki cep var. İçinde cep var mıydı bunun? İç kısmında abi cep. Şu kısımda cırtlı bir cebi var. Evet. Rüzgarlık takmak için de veya işte termal takmak için de bir tane yeri var. Hani o da biraz daha soğuk günlerde kullanmak için. Evet. İçine bir iç kapır tarzında veya yağmurluk tarzında bir içlik edinirlerse kendileri içine takabilirler. Yerleri mevcut. Fileli yapıya sahip ve kordura kumaş sürtünmeye karşı. Boynuda çıt çıtla. Eğer ki hani şimdi ben bunların açıklama kısmında fiyatlarını yazıyorum ama eğer ki hani buna göre bütçe yoksa LS2'nin Breeze modeli demiştik evet, değil mi? Evet, Mont'ta LS2'nin Breeze modeli. Yine yazlık bir model. İçi astarsız bir model. Revit. Bu da fileli yapıya sahip. Eğer Revit Vertex'e bütçeleri yeterli değilse Breeze'de tercih edebilirler. Ya da Revit Eclipse. Revit Eclipse ne kadardı? O da 1000 lira civarlarında mı? 1000 küsür civarlarında, 1100 seviyelerinde. Şu anda o da indirimde. Yani Revit Eclipse de alınmış. Ama fiyatlar tabii değişkenlik gösterilebiliyor. Evet. Revit Eclipse de içinde astar olmayan ve iç cebi yine olan pazur ayarlı, yine bel desteği olan, bel ayarı olan bir mont şekli, yine yazlık bir model. Eclipse de tercih edilebilir. Bir de benim önerdiğim bir kot var. Ama bundan önce şey yapalım ya. Ben şu eldivenleri çıkartmıştım. Bunlar Stantevo diye geçiyor. Yine fiber olsun bir eldiveni. Ne gibi özellikleri var? Yumruk koruması var. Kumaş ve deri bir yapısı var. Delikli bir yapıdır. Hani tamamı delikli olduğu için yaz ve baharlıktır. Aynı zamanda işte hani bütün eklem yerlerinde havalandırma delikleri mevcut. Bileğinde sert bir koruması var. Bileği de cırt cırtlı şekilde yapılmış. Bu veya işte daha önceki tanıtımda da sunduğumuz Vexo Splash veya Vexo'nun herhangi bir yazlık eldiveni alınabilir. Hevik pantolon öneriyorum arkadaşlar. Hevik pantolonu neden öneriyorum? Çünkü hani dikişi özel, duruşu özel. Mavi önerdim. Kalça koruması var bunun da. Ve diz koruması var. Bu da alınabilir. Veya işte bunun bir uygun fiyatlı olanı da vardı galiba. Yine seçenek olarak Tech 90, işte crepe olabilir, canvas model tercih ederlerse haki yeşil veya siyah madra modeli olabilir. Evet, onlar da olabilir. Farklı renkler de mevcut. Evet, iki tane bot çıkarttım. Bunlar spor sürüşe daha uygun. TCX'in bu modeli. Hem bilek koruması var, hem körük mekanizmaları var şuralarında.
topuk koruması var. Bir kaydırmaz tabana sahip. Evet, bu da kaydırmaz tabanlı. Bu da alınabilir. Yanı cırt cırtlı şekilde yapılmış. İçi kolay kolay terletmez. Şöyle aynı zamanda burada bir ek yeri var ve fermuar var. Tabii vites koruması da var. Aynı şekilde Rockwell, hani daha uygun fiyatlı almak isterseniz yine kaydırmaz tabanlı, körük mekanizmalı ve büyük cırt cırtlı olan bir tane model. Çift cırt cırt var ve yine fermuar var, körük mekanizması var, topuk, vites ve burun koruması var. Ayrıca bilek koruması da var. Bu da tercih edilebilir. Detaylı bilgi almak istiyorsanız Emre arkadaştan tamamen bilgi alabilirsiniz. Her konuda size yardımcı olacaktır. Tüm giyim kuşam konusunda size bütün desteği verecektir. Hepsini tanıtacaktır. Hepinize iyi sürüşler.